Abi diğer gazın yaptığı bir çalışma sonucudur bunlar. Diğer gaz onarım yapmamış. Gazı çektikten sonra bu şekilde mahalleyi bu şekilde bu durumda bırakmış. Tabi bu çektiğimiz yer mahallenin bir parçasıdır. Evet. Barış Mahallesi, Afet Evleri bölgesi komple beledir. 500 evler dahi olmak üzere. 500 ev... Üç katlı afet evleri, şu anki ismiyle Abdülkadir Topkaç Caddesi geçen mahallemizdir. Üç katlı afet evleri. Diyargaz'ın daha önce yapmış olduğu çalışmalar ve onarım hiçbir şekilde yapılmamış. Bu şekilde vatandaşlarımız mağdurdur. Şu anda önümüz kıştır. Yani kışın çamurdan vatandaşlarımız bırakın araçların geçmesini, yaya bile olarak yürüyemiyorlar. Küçük çocuklarımız var, okula gidip geliyorlar, çok mağdurdurlar. Bununla ilgili hastalarımız vardır, küçük çocuklarımız vardır, yaşlılarımız vardır, engellilerimiz vardır vesaire yani. Bununla ilgili başvuruda bulunuruz bu kaymakamla, Diyargaz. Bununla başvuruda bulundum, Diyargaz'la görüşmeler yaptım. Evet. Evet doktor. Diyargaz'la görüşme yaptım, belediyemizle görüşme yaptım. Kaymakam beyimiz mahallemizi ziyaret ederken durumu kendisine de izah ettim. Bütün kurumlarımızın bilgisi vardır bu konuyla alakalı. Başvurularımız ve sözlü olarak da ilettiğimiz yerler vardır. Maalesef hiçbir gelişme bir netice alamadınız. Kışa girmeden önce bir an önce müdahale edilmesini istiyoruz. Kırmızı şu anda kış, evet, bugün de bak yağmur yağıyor. Şu anda çok ciddi bir mağduriyet var buradaki mahalle sakinlerimiz çok mağdurdur. Bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Tamam. Yetkililerimizden gerekeni yapmasını istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Diyarbakır'ın çektiği kutu var. Kutuyla beraber yaptığımız çalışma bu şekilde ana hattı bir şekilde devam ediyor. Hiçbir şekilde işte yaptığı çalışmadan sonra onarım yapmamış. Yani bu şekilde buradan nakat çekmiş mesela karşıya. Az önceki gösterdiğimizi örnek vereyim buraya. Aynen. Yani sonra... Burası da 3 katlı afet evleridir. Burası da eski ismiyle Anduk, şu anki yeni ismiyle Abdülkadir Topkaç olarak geçen mahallemizin bir parçasıdır. 3 katlı afet evleri. Gördüğünüz gibi her taraf aynı şekilde. Bu şekilde onarım yapılmamıştır. Yaptıkları çalışmaları bu şekilde bırakmışlar. O taraf da öyle. Bak gördüğünüz gibi mesela bak önde bak. Araçlar bile geçemiyor bak. Şimdi yağmur yağdığı zaman çok kötü durumda olur. Belli zaten. Ha mesela böyle bir yerde hani araç nasıl geçsin? Ambulans, itfaiye nasıl geçsin? Bir hasta olduğu zaman yani nasıl geçsin? Ambulans buradan nasıl geçsin? Geç. Şuralara baksana. Bu şekilde aynı şekilde karşı tarafta.
Burası da Barış Mahallesi 1091 ve 92. sokaktır. 3 katlı afet evleri. Ama burası 95. çok kötü muhtarım ya. Burası çok kötü. Yani burada bir ambulans... Ambulans... İtfaiye giremez. Bir ambulans düşünsene. Bir ambulans buradan geçtiğini düşün. Evet. İçinde hasta var. Hastanın düşme riski bile var yani. Bunlar tamamen Diyargaz'ın sorununda olan sorunlar değil mi? Tabii Diyargaz'ın yaptığı çalışmalardır. Diyargaz'ın yaptığı çalışmalar sonucunda yapılan tahribatlardır. Ve onarım yapılmamıştır. Kaç yıldır böyle muhtarım burası? Ben yaklaşık 7 aydır görevdeyim. Evet. Benden önceki süreçte tabii tam olarak tarihini bilmiyorum ama 1 yıldan fazladır. Bu 2 yıla yakında bir süreç olabilir. Tam tarihini bilmiyorum, ben 7 aydır görevdeyim. Evet. Benden önceki süreçte yapılan bir çalışmadır.